Herkese merhabalar. Bugün sizlere çocuk göğüs hastalıkları uzmanının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı kimlerdir? Nasıl olunur ve hangi konularla ilgilenir? Bunları teker teker anlatmaya çalışacağım. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları tıp fakültesini bitiren, arkasından çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan doktorların arkasından 3 yıl üst ihtisas olarak çocuk göğüs hastalıkları uzmanlık üst ihtisası yapıp 2 yılda mecburi hizmetini tamamlayan diploması olan uzmanlar çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarıdır. Astım, alerjik olmayan astım ve bunun dışında kistik fibrozis, kronik akciğer hastalıkları, uyku apne sendromu ve tüberküloz enfeksiyonuna bağlı akciğerde sıkıntıları olanlar ve tekrarlayan zatürre enfeksiyonu olanlar ve kas iskelet bozukluğuna bağlı akciğer sıkıntısı olan, interstisyel akciğer hastalığı olanları ilgilenen bir bilim dalıdır ve bu konu üzerine uzmanlaşan doktorlar da çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarıdır. Bazen çocuk göğüs hastalıkları uzmanları ile çocuk alerji uzmanları karıştırılır. Çocuk alerji uzmanları, yani çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanlığıyla çocuk göğüs hastalıkları uzmanlığı ayrı ayrı ihtisas alanlarıdır. Yani çocuk göğüs hastalıkları uzmanları çocuk alerji uzmanları değildir. Ancak nadiren benim gibi sayıları çok az olan hem çocuk alerji immünoloji uzmanı olan hem de çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olan uzmanlar mevcuttur. Fakat bunların da kaşelerinde her iki uzmanlıklarını da görebilirsiniz. Her iki yan dalı olan uzmanlardır bunlar. Neden önemli çocuk göğüs hastalıkları ve çocuk alerji uzmanları? Çünkü çocuk alerji uzmanları özellikle alerjik astım konusunda alerji testi yapıp değerlendirebilen, ona göre tedavi edebilen uzmanlardır. Genelde çocuklarda astımın çoğu alerjik olduğu için daha çok alerji testi ihtiyacı oluyor. Alerjik olup olmadığını anlamak açısından önemli. Bu bakımdan değerli. Çünkü çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarının normalde bu alerji testlerinin yapılması ve değerlendirmesi konusunda deneyimleri normalde yoktur. Ondan dolayı aradaki önemli farklılıklar bunlar. Ve çocuk alerji uzmanları özellikle alerji hastalıkları konusunda deneyim sahibi olan uzmanlardır. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarından farklı olarak. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları ise akciğer hastalıklarının özellikle doğumsal akciğer hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları gibi akciğerin uzun vadeli hastalıkları, tekrarlayan zatürresi olanlarda, alerjik olmayan astımlarda daha deneyimli olan uzmanlardır. Ama her iki yandan olanlarda, her iki konuda da deneyimli olan uzmanlardır. Netice olarak çocuk göğüs hastalıkları uzmanları yan daldır ve bu yan dalı yapan uzmanlara çocuk göğüs hastalığı uzmanı denilmektedir. Ve özellikle de alerjik olmayan astım ve bunun dışında kistik fibrozis, tüberküloz, doğumsal akciğer hastalıkları, interstisyel akciğer hastalıkları, kas iskelet hastalıklarına bağlı akciğer hastalıkları, uyku apne sendromu gibi kronik akciğer hastalıklarıyla ilgilenen yan daldır ve bu yan dalı bitiren uzmanlara da çocuk göğüs hastalıkları uzmanı denilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.